RL'in Amerika bürosu haber verir. Amerika'da koronavirüs aşılamasına son hızda devam ediliyor. Fakat bugün aşılamayla ilgili skandal bir haber Colorado eyaletinin Springs şehrinde bir klinikten geldi. Klinikte bu zamana kadar COVID-19 aşısı olan yani tam olarak 3.933 kişinin aşısının da geçersiz olduğu açıklandı. Konuyla ilgili sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada yapılan denetim sonucu bu durumun tespit edildiği söylendi. Çünkü klinikteki denetimde COVID-19 aşılarının uygun sıcaklıkta tutulduğuna dair herhangi bir belge sunulmadığı paylaşıldı. İşte uygun koşullarda yani uygun sıcaklıkta saklanmamış olan bu aşıları olan 3.933 kişinin de tekrar aşılanması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Colorado'daki klinikten herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla kliniğe ulaşmaya çalışan kişilerin de telefonları cevapsız kaldı. Öte yandan eyalet yetkilileri hastalıkları kontrol ve önleme merkezleriyle yani CDC ile görüştü ve yeni bir kılavuz yayınladı CDC. Kılavuza göre Colorado'daki bu klinikte ilk doz aşısını olanlardan bu iki dozluk uygulamaya baştan başlamaları istendi. Ayrıca CDC klinik veri eksikliğinden dolayı geçerliye bakılmadan 3 dozdan fazla COVID-19 aşısı olmayı da önermiyor. Hemen Amerika'daki başka bir gelişmeyle devam edelim. Aslında dün Başkan Joe Biden Afganistan'da mevcut bulunan 2500 Amerikan askerini de çekeceğini açıklamıştı. Bu çekilmenin Mayıs ayında başlayıp 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar da tamamlanacağını belirtmişti. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. İşte bugün Afganistan'ın kuzeyinde yaklaşık 1100 askeri bulunan Almanya'dan da Amerika'nın bu kararına destek geldi. Bugün Başkan Joe Biden ve Başbakan Angela Merkel konuyla ilgili telefonda görüştüler ve bu görüşmenin ardından çekilme kararının koordineli yürütülmesi konusunda karara vardıkları paylaşıldı. Bununla birlikte Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamaya göre bu çekilme kararının 30 NATO üyesi olan ülkenin ortak kararı olduğu belirtildi ve Afganistan'dan askeri çekeceğiz ama ülkeye desteğimiz devam edecek dendi. Öte yandan Taliban'ın şiddet yoluyla iktidara gelmesinin engellenmesi gerektiği de vurgulandı ve Almanya'nın Afganistan'ın istikrarı ve sivilleşmesi için finansal destek vereceği de duyuruldu bugün. Amerika'daki son gelişmeler bu şekildeydi. Özlem Şen Yaşar, RL TV, Washington.